Evet, hepinize merhaba. Çokça sorulan build alırken hata yaşıyorum. Hatta build aldığımda benim projem açılmıyor diye sorular var. Reklamlarınız artık açılıyordur diye umut ediyorum. Herhalde onlarla ilgili bir sıkıntı yoktur. Şu anda da uygulamalar açılmıyormuş. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Yani herkese tek tek cevap atmaktansa bir video çekmek daha iyi olur diye düşündüm. Geç kaldığım için özür diliyorum hepinizden. Efendim, yardımcı olması için bakın ben de şimdi sıfırdan yapacağım. Her şeyi sıfırdan başlatacağım. Şuradan bakın yeni bir proje diyorum. 3D'yi seçtim. Şimdi mobil uygulama yaptığınız için 3D mobili de seçebilirsiniz ama o ekstra paketler falan da indiriyor. Benim canımı sıkıyor bazen. Size kalmış yani bunu da kullanabilirsiniz. Direkt 3D'den mobile de geçebilirsiniz. İsmi ne olsun? APK test olsun hadi. Ama isimlendirmelere dikkat edelim. APK test olsun diyorum. Ben bu arada Unity'nin en son çıkan versiyonunu kullanıyorum. 3.15. Bu stabil versiyonu. 3.8'i de kullanabilirsiniz. Benim şurada bir yerde aynen şurada 3.8 de var bende. Size kalmış. Hani ben yeni çıkan güncellemeleri de takip ettiğim için hani bir şey eksik mi bir şey fazla mı diye. Diğer versiyonlarda da bu şekilde. Yani hiç şey yapmayın. Yeni Unity Hub'da yani Unity Hub şu. Bütün projelerinizde gördüğünüz yer. Yeni bir şey getirmişler. Efendim projeyi direkt oluşturamıyoruz. Bakın şey disabled geliyor buton. Sebebi şuradan. Artık bir organizasyon seçmenizi istiyor. Ya kızmıyorum, onlara da hak veriyorum. Sonuçta onlar da bakın ücretsiz bir sistem sağlıyorlar. Para kazanmak için hani bize göster diyor ya ne yaptığını. Ama sadece siz şunu yapın. Eğer ki projeyi birden fazla kişiyle yapmıyorsanız. Efendim şu teki kaldırın. Bunu kaldırmazsanız yaptığınız her şeyi online'a çekmeye çalışacak. Sizin veri erişiminizden falan gidecek. Programınız belki yavaşlayabilir. Ha benim tavsiyem siz tabii ki açıkta bırakabilirsiniz. Hani benim projelerim yok olmasın diyorsanız. Ben kaldıracağım. Projemizi kuralım. Şimdi o kura koysun. Çünkü bazı paketler falan indirecek. O tamamlandığında geriye geleceğim. Evet, projem açıldı. Şu an tertemiz. Hiçbir şey içerisinde yüklü değil. Zaten şuradan görebiliyorsunuz. Sadece scene diye klasörüm varmış. Girdiğimde de şuradan sample scene'i görebiliyorsunuz. Şimdi ilk yapmamız gereken ne? Aslında hani oyunu buraya inşa edip daha sonradan build'ini almak olur ama ben yaşadığımız sorunları çözebilmek için şimdi adım adım gidiyorum. Mesela ben ilk geldim hiç bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Önce Google paketini indirmem lazım. Şimdi buraya yazıyorum. Google Unity Admob diyelim. Sizlerde de şöyle bir hata çıkacak. Hatta şuradan göstereyim. Çekebiliyor muyum şunu? Şöyle bir çekeyim. Şimdi normalde şurası bizim dokümantasyon sayfamız. Tıklıyorum. Bana diyor ki internal server error. Bu ne demek? Büyük bir ihtimal dokümantasyonu yeniledikleri için şu an ulaşılamıyor olabilir. Veyahut da bizde bir sıkıntı olabilir. Ya bu Google'la alakalı. Peki ben pakete nereden ulaşacağım? GitHub yazayım şöyle benim burada eski gezindiklerimde bulabilirim. Aynen şurası. Efendim ben burayı açık bırakacağım. Şu adrese gideceksiniz. Bütün şey paketlerine buradan ulaşabilirsiniz. En son sürüm buymuş. Ben bunu daha önce indirdiğim için şey yapmayacağım. Şöyle şu klasörü açayım. İndirilenler dosyam nerede? Burada. 8.6 açıyorum. 8.6'yı tuttum, sürükledim. Bakın ben hiçbir şey bilmiyorum. Hani ben de videodan gidiyorum. Şuradan görüyorsunuz. 8.6. Bunu kuralım. Uzun sürmez herhalde. Evet, paketim de yüklendi. Şimdi aynen gerekli kurumları atıyor. Hata mesajı vermeyecek büyük bir ihtimal. Çünkü ben herhangi bir şey tıklamadım şu anda. Kurdu, kurdu, kurdu. Hadi artık. Sizler de böyle bekleyeceksiniz. Paketinizi daha yeni açtıysanız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet, ilk hata mesajımızı aldık ama bu hiç önemli değil. Şuradan tıklıyorum. Diyor ki abi ben diyor iOS Resolver'a ulaşamıyorum. Şimdi Resolver nedir? Ona da değinelim. Eğer ki Google paketini yüklediyseniz Google paketiyle gelen plugin size şunu verecek. Arkadaşlar plugin yoksa şu ikisini burada göremeyeceksiniz. Şu iki seçeneği. Plugin attıktan sonra şurada bakın Resolver var. Ve gördüğünüz gibi sadece ben Android Resolver görebiliyorum. iOS'u görmüyorum. Size kalmış. Eğer ki siz sadece Play Store için yani Android için üretiyorsanız bunu kurmanıza gerek yok. Nasıl kurulduğunu da göstereyim. Yani o hatanın nasıl giderileceğini de göstereyim. Yani hiçbir eksiğimiz kalmasın. Efendim burada geldiğinizde install'a indirilenlere tıkladığınızda sizin daha önce kurmuş olduğunuz editörler mevcut. Kullanmıyorsanız silin çok büyük yer kaplar bilgisayarınızda. Ona göre şuradan tıklayıp uninstall uninstall neyse işte oradan silebilirsiniz. Ama tıkladığınızda aynı zamanda burada
add modules yazıyor. Yani modül ekle. Tıklıyorum efendim. Bakın burada bende kurulu olan Android SDK NDK dosyaları varmış. iOS'u kurduğunuz anda şu hata mesajı da buradan yok olacak. Yani bu hata mesajı nereden geliyor? Ben bunu nasıl çözebilirim diyorsanız şunu indirmeniz gerekiyor. iOS için geliştirecekseniz ama geliştirmeyecekseniz bunu da kurmanıza gerek yok deyip bu hatayı böylece yok etmiş oluruz. Bunu buradan kaldıramıyorsunuz da yeni gelen Unity'nin güncellemesi sebebini bilmiyorum. Evet. Şimdi efendim ilk yapmanız gereken bu paketleri kurduk. Asset'e tıklıyorum. Dependency Manager'a geliyorum. Android'den Resolve'umu çakıyorum. Diyor ki ben bunu yapamadım. Android Platform önce diyor Android'e geçmen gerekiyordu. Tamam, çok doğru. Evet, ben bir Android için oyun geliştireceğim ama build settings'e geldiğim zaman benim platformum bilgisayarmış. Önce Android'e geçiriyorum. Çat 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 çat. Bu sizin işlemci hızınıza bağlı şekilde gecikebilir, uzayabilir. Biraz bekle diyor, dosyalar atıyorum diyor. Hani herhangi bir şey yaptırmıyor bana şu anda. Evet. Bunu kurduktan sonra bana otomatikman geldi. Normalde böyle gelmez ve Android'de ise plugin attığınızda bu seçenek gelir. Bunu buradan istemeyebilirsiniz ama diyor ki ben bunu enable edeyim mi? Bu nereden geliyor? Bakın şuranın aynısı. Asset'e geliyorum. Şuradaki Resolve'un aynısı bu. Ben bunu enable et diyorum. Ettiğim zaman bana Gradle'ı indiriyor. Büyük bir tane hatayı alacağız. Aldık. Efendim Gradle bize hata verdi. Peki bakın Gradle nedir? Önce bir de ondan bahsedelim. Biz bir iş yapıyoruz arkadaşlar. Siz bir oyun geliştiricisiniz. Yazılım bilmenizle alakalı değil. Yazılım bir sürü dili var. İşte C# var, Java var, Python var, Scala'sı var. Bir sürü dil var. Dil bilmekle alakalı değil. Ama siz bir oyun geliştiriyorsanız sizin kullandığınız yapıları bilmeniz şart. Gradle nedir efendim? Gradle aslında derleme ve paket yönetimi sistemi diyeyim kısaca hani öyle anlayın. Derleyici yani derleyicideki yardımcı. Bunun asıl sebebi Gradle diyor ki bak kardeşim sen bu dosyayı derlerken böyle böyle hata çıkacak. O işe yarıyor. Yani hata yakalama aracı gibi bir şey düşünün. Ya bunları söylüyorum ki yarın öbür gün birisi size gelip de "Aa sen oyun yapmışsın bu nedir?" dediğinde sessiz kalmayın. Yani şöyle örnek vereyim. Siz bir futbolcusunuz. Size birisi gelip de "Ya neden bunu futbol topuyla oynuyorsun? İşte bowling topuyla oynasana." dediğinde yani ne cevap verirsiniz? Hani sen salak mısın dersin hani. Ya bir cevabınız olur. O yüzden birisi size gelip de "Ya bu Gradle hata veriyor. Gradle nedir?" dediğinde sessiz kalmayın. Yani yaptığınız işi bilin diye de böyle gereksiz yine anlattım. Bu sorunu nasıl çözüyoruz? Daha önceden ben göstermiştim bunu. Burada yani Player Settings'e tıklıyorum. Şimdi şey yapmayalım. Adım adım gidelim tekrardan. Hatamı aldım. Bakın buradan File'a tıklıyorum. Build Settings'e geliyorum. Buradan gidiyorum. Tıkladım. Şimdi burada birkaç değiştireceğim şey de var ama hatayı çözmek için şey yapıyorum. Hazır Publish Settings geldi. Otomatik burası mı geliyor ya bilmiyorum. Gerçi bakın uygulamayı daha ben de sıfırdan kurdum. Şurada Publish Settings'e geliyorum. Yani yayınlama ayarları. Burada arkadaşlar tıklamanız gereken iki seçenek var. Main Gradle ve Gradle Properties Template. Bu ikisini seçmezseniz o hatayı sürekli alacaksınız. Bakın şimdi bu ikisini seçtim. Yüklemesini yaptı. Şu isimler çıktı yüklemeyi yaptıktan sonra. Zaten bakın artık aşağıda benim hata mesajımın yerini bunlar aldı. Siliyorum. Şu hata gereksiz de biliyorsunuz. Ben artık bu build'imi alabilirim. Hatta şöyle yapayım. Bu build'imi aldım. Şimdi bakın sıfırdan hiçbir şey yapmadım. Ben artık geldim build alacağım. Çünkü bana hata verecekti ya. Hatta build almayayım. Şöyle ne yapmamız gerekiyordu? Build alırken size bunları ben daha önce öğretmiştim. Önce Resolution'a gelelim. Bu benim telefonumdaki bir uygulama. Ben telefonumda nasıl durmasını istiyorum? İşte telefonu yana yatık mı kullanacağım? İşte buradan gösterebiliyor muyum? Gösterebiliyorum. Ya video uzuyor. Hiç kusura bakmayın ama hani her şeyi bilmenizi istiyorum o yüzden. Yani yana yatık istiyorsam buradan landscape diyorum. Right yani sağa yatır. Diğer türlü sola yatır. İşte sola yatır. Ama ben diyorum ki hayır benimkisi portrait yani tepeden aşağı baksın. Bu seçenek o. Tamam aşağıya indim. Neden inemiyorum? Tamam. Other settings'e geldim. Şimdi burada diğer seçmem gereken şeylerden bir tanesi önce benim API seviyem. API seviyeme tıkladım. Dedim ki ben bunu daha önce indirmiş olmam lazım. Çünkü ben birkaç proje geliştirdim. Sizde indirilik değilse bunu tıkladığınızda build'e tıkladığınızda otomatik indirecek. Sakın o sayfayı kapatmayın. Birazcık uzun sürüyor indirmesi.
Ve de ben bunu mobil için yapacağımdan dolayı buna çekiyorum. Bu Google standartından dolayı bu arada Mono da seçebilirsiniz ama Android bunları istiyor. ARM 64'ü seçmem gerekiyor bunu kurduğum için. Aşağıya doğru iniyorum, bakıyorum. Burada herhangi başka bir şeyin olmaması lazım. Evet. Artık Publish Settings'e geldim. Buraları biliyorsunuz. Yayınlayacaksanız yayıncı anahtarı oluşturmanız gerekiyor ki daha sonra programı güncellemek istiyorsanız. Release'e artık tıklamıyorduk, biliyorsunuz. Release'e tıkladığımız zaman reklamlarımız açılmıyordu. Ve şu iki seçeneği de tıklıyorum. Ola ki Google Play'den şey alırsanız geri dönüş olarak Android neydi? Android manifesto dosyanda senin internet sağlayıcın eksik derse şunu da tıklıyorduk. Bunu sadece oradaki hatayı alırsak belki Unity yeni çıkan sürümde bunu engellemiş olabilir. Bunları yaptıktan sonra ben bir tane CTRL save atacağım ne olur ne olmaz diye kapattım. Artık bu build'imi alıyorum. Direkt otomatik dedi ki buraya atacağım. Tamam. Hatta ismine de test diyelim. Test APK olarak kursun. Bakın sıfırdan hiçbir şey bilmiyorum ama ben de şu an videoyu yeni izliyorum. Öyle düşünün. Evet, işlem uzun sürdüğü için ben durdurmuştum. Evet, uygulamamız geldi. Şimdi test edeceğiz. Ne yapıyorduk? Uygulamamızı açıyoruz. Bende bir tane şey mevcut. Emülatör. Siz isterseniz bunu telefonunuza da atabilirsiniz. Şimdi bunu kuralım. Aynı isimde emülatöre gidecek. Emülatörümü de şöyle çekeyim. Düşük bellek diyor. Evet, bir sürü program kullandığım için ben öyle bir uyarı veriyor. Gerek yok. Uygulamam buraya geldi. Şimdi ne yapacağım? Direkt açacağım. Tıkladım. Hadi açman lazım hemen. Bir daha tıklayalım. Evet. Şimdi benim uygulamam nerede? Abi o kadar anlattım falan çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar sakin olun. Bu şey benden kaynaklı değil. Bu bizim Gradle'ın Google'ın kendisinin sunmuş olduğu bir nasıl söyleyeyim yardımcı diyelim. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen paketi kurarken bir şey atladın. Sen bir şeyde bir hata yaptığın için senin programın çalışmıyor. Çünkü programın açılması için bize önce bir Unity'nin burada görselinin gelmesi lazım. Bakın o bile gelmiyor yani. Şu anda program çalışmıyor. Bazılarınız bana soruyor diyor ki işte ben hata mesajı alıyorum. İşte uygulama açılmıyor falan diye. Uygulama aslında açılıyor ama size aslında orada bir bilgi gönderiyor. Hani bak sende bir eksik var, sende bir hata var. Bunu sağlayan ne? İşte Gradle. Yani Gradle bir nevi hata yakalama aracı olduğu için artık bunları zorunlu tutuyorlar. Yani Gradle olmadan boot alamazsınız. İşte Android uygulama geliştirenleriniz varsa sadece oyun değil. Android uygulama geliştiriyorsanız eğer ki React Native olur, Flutter olur. Orada da Gradle'ı kullanıyorsunuz. Orada da görebilirsiniz bu tip şeyleri. Aldık çalışmadı. Çalışmamasının asıl sebebi bakın. Buraya kadar yaptıysanız zaten hatayı görmüşsünüzdür. Programları çalışanlardan bahsediyorum. Hatayı direkt anlamıştır. Hata nerede biliyor musunuz? Gelelim. Ya, emülatör işlemciden o kadar yiyor ki anlatamam yani şu an çok yavaş hareket ettiriyor beni. Şöyle bir geldim. Tamam. Arkadaşlar hata şurada. Ben bir şey eksik yaptım. Geliyorum. Ne demiştim? Buradaki resolve yaptınız. Resolve'a bir daha tıklıyorum. Şu arkaya mı düşecek? Öne mi düşecek? Evet resolve'da herhangi bir sıkıntı yok diyor. Ben diyor onu tamamladım. Güzel. Ama ne eksik? Bakın asset'e geldim. Şuradaki ayarlara geldim. Uygulama kimliğiniz yoktur demektir. Eğer ki uygulamanız açılmıyorsa siz bir hata alıyorsanız uygulama kimliklerinizde bir hata vardır. Bakın ben burayı boş geçmiştim. Şimdi nerede? Şurası sizin uygulama kimlikleriniz arkadaşlar. Bakın reklam kimliği değil, uygulamanızın kimliği burası. Buradan ben herhangi bir tane sağlayacağım. Şunu alayım. Nasıl olsa şeyi atmayacağım. Bakın zaten otomatik kopyalandı diyor. Buradan girip kendiniz alabilirsiniz. Reklam kimliği ayrı. Bunu sakladım tekrar. Yani nereyi alacağınızı gösteriyor. Bakın buraya verdim. iOS'u girmiyorum şu an. Optimizasyon falan yapayım mı diyor. Optimize et. Gerçi yok bizde öyle şey. Onlar kapalı kalsın. Bakın CTRL save'imi tekrar atıyorum. Tamam. Sahneniz olmazsa yine build alamazsınız. Hata verir. Açık olan sahneyi buraya eklemeniz gerekiyor. Ekledim. Build'imi tekrar alıyorum. Sildim mi ben şeyi? Bir bakayım. Aynen silmişim. Bir daha alıyorum build'imi. Şimdi bir defa build aldıysanız ikinci hızlı olur. Çünkü Gradle aynı dosyaları gezdiği için aynı şekilde bir daha görmeyecek. Hatta buna test 2 diyelim. Yani isminin farklı olduğunu da görün. Build'imi alıyorum. Bu sefer hızlı alacak build'imi. Hatta videoyu hiç durdurmayayım. Beraber gidelim buradan. Çünkü dediğim gibi aynı. Bakın zaten şurada yazıyor. Bakın Gradle şu an dosyaları inceliyor. Hepsini test ediyor. Herhangi bir hatayla karşılaşırsa diyecek ki şunu unuttum, bunu unuttum. Burası yanlış. Yani buralar böyle kırmızı kırmızı çıkacak ama anlattığım şekilde giderseniz herhangi bir hata almayacaksınız.
Bak adamlara kısa sürecek dedim. Çabuk bitir şunu hadi. Ha, hiç, tam durdurmaya bastım. Bir anda bitirdi. Tamam evet. Test 2 geldi. Şimdi diğerini silmiş miydim ben ya? Uygulamayı yüklüyor. Gel kaç dakika oldu? Ulan 20 dakika video çektik bir tane hatayı çözmek için. Evet şu an geldi. Tıklıyorum. Da 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 dan. Bir daha söylüyorum arkadaşlar lütfen önce yaptığınız uygulamaları bir gözden geçirin. Neyini atladım, bir yerde eksik var mı, şöyle böyle oldu mu, videolara dikkatlice bakın. Hemen sadece reklam kodu nasıl yazılır diye gelmeyin. Bir diğer videolara da bir göz atın. Öğrenin yani. Bak ne dedim. Bu videoda hem Gradle öğrendiniz hem hatalar nasıl çözülür onları öğrendiniz. Bir iş yapıyorsanız ince detayına kadar girin. Bozun ya hata almanız bak benim çok hoşuma gidiyor. Bir hatayı çözdükçe sebebini de öğrenin. Yani çok iyi bir şey. Yarın öbür gün hatayla karşılaşmamak için size de güzel bir şeyler oluyor bu sayede. Diyorum. Uygulamanın çalıştığında gördüğünüz herhangi bir şey atladığınız için çalışmıyor. Dediklerimi sakın unutmayın. Arkadaşlar umarım güzel bir dille anlatmışımdır. Ben bazen hızlı konuşuyorum. Bazen bazı şeyleri es geçebiliyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur diyorum. Hepinize teşekkürler. Hoşça kalın.